Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, değerli milletvekilleri ve kıymetli bürokratlar, ayrıca ekranları başlarında bizleri izleyen büyük Türk milletini saygıyla selamlıyorum. İyi Parti grubu adına İçişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili söz almış bulunmaktayım. Öncelikle bir vatandaş, İçişleri Komisyonu üyesi bir milletvekili olarak göreve gelen Sayın Bakan'ın uygulamalarını yakinen takip ediyorum. Şu ana kadarki uygulamalarına baktığımda da kendisini başarılı buluyorum. Şimdi başarılı buluyorum, takdir ediyorum. Bunun gerekçesi şudur. Maalesef AK Parti iktidarında daha önce bakanlık yapan arkadaşlarımız geçmişte birileri emniyet teşkilatını ve güvenlik birimlerini FETÖ'ye teslim etti. Diğerleri ise mafyayla, çeteyle, uyuşturucu baronlarıyla poz vererek onlara prim tanıdı. Ancak Sayın Bakan samimiyetle, dürüstçe görevini yapmaya çalışıyor. O yüzden kendisini takdir ediyoruz. Maalesef görevini yapan insanlar, görevini yapan bürokrat ve bakanlar bu ülkede artık lütuf haline geldi. Şimdi baktığımızda ülkemiz zor bir coğrafyada. Ülkemiz ateş çemberi içerisinde ve bölgemizde oynanan çok önemli oyunlar ve projeler var. Bunların başında Büyük Orta Doğu projesidir. Nedir Büyük Orta Doğu projesi? Güneyinin Irak, kuzeyinin Türkiye, doğusunun İran, batısının ise Suriye olduğu, ilk etapta kukla bir Kürdistan, akabinde büyük İsrail hayalidir. Bunu başarıp başaramamak ayrı bir konu, ancak planlanan budur. Peki bunu nasıl gerçekleştirecekler? Bunu ülkelerdeki hedefledikleri bölgelerde özel yapılar oluşturup akabinde de bunları birleştirerek bunu gerçekleştirme planları vardır. Peki bakıldığında bunu Irak'ta başarmış durumdalar. Suriye'de proje devam ediyor, başarmaya çalışıyorlar. Akabinde Türkiye, İran devam edecek. Şimdi ülkemiz açısından baktığımızda bunu nasıl yapacaklar? İşte bunu iki yolla yapabilirler. Ya savaşla ya da iç savaşla. Savaşla bunu yapamayacaklarını geçmiş dönemde bizim atalarımız defalarca kanıtladılar. O zaman nasıl yapacaklar? Bunu iç savaşla yapacaklar. İç savaşla yapmanın yolu nedir? Geçmişte bunu başarabilmek için yine birçok projeyi kurgulamış durumdalar. İşte geçmişte bir sağ sol çatışması başlatmak istediler, olmadı. Alevi Sünni çatışması başlatmaya çalıştılar, olmadı. Bir Kürt Türk savaşı başlatmak istiyorlar yıllardır, olmuyor, olmaz da. Çünkü biz bu insanlarla bin yıldır bir arada aynı kaderi, aynı tarihi, aynı kültürü paylaştığımız insanlarımız, etle tırnak gibi olduğumuz insanlarımız, dolayısıyla bunu da başaramayacaklar. O zaman ne yapacaklar? Ülkedeki demografik yapının değişmesi lazım. Bu nasıl olacak? Bugünün 8-10 milyon mültecisi yine bizim yaptırdığımız simülasyonlara göre 2053 yılında 35 milyona tekabül ediyor. Ve maalesef bu insanlara vatandaşlık veriliyor. O yüzden ivedilikle sığınmacılara verilen vatandaşlığın bir an önce durdurulması lazım. Evet, bunlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Aşımızı, işimizi paylaşabiliriz. Ancak vatandaşlık asla vermememiz lazım. Çünkü vatandaşlık demek o ülkenin tapusuna ortak etmek demektir. Benim atalarımın canlarıyla, kanlarıyla bize emanet ettiği bu vatanın tapusuna hiç kimseyi ortak etme niyetinde değiliz. Bunu da asla kabul etmeyiz. Bakıyoruz, ülkemizde çok ciddi oranda
toprak satışı yapılıyor. Şimdi değerli milletvekilleri, bu toprak satışı geçmişte vatandaşlık için 400 bin dolar veren, daha doğrusu 400 bin dolarlık taşınmaz alanlar vatandaş oluyordu. Ancak 4 gün önce yeni bir şey çıkarttılar. Günaydın diyorum ben kendilerine. Doğruyu buldular. Bu toprak satışını, tarla satışını ev ve konut iş yeri şeklinde çevirdiler. Bunu doğru bir uygulama olarak buluyorum ama yetersiz buluyorum. Çünkü bugün Türkiye'de, bakın İsrailler demiyorum, Yahudiler, dünyanın birçok bölgesinde yaşayan, Rusya'da, Avrupa'da, orada burada yaşayan Yahudiler binlerce, on binlerce dönüm toprak alıyorlar. Ancak gelişmiş, geleceğini düşünen ülkeler ne yapıyor? Bunu 99 yıllığıyla vatandaşlık verirken kullanım hakkını veriyor, satmıyor. Biz ivedilikle toprak satışının da yabancılara yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bugün hepimizin içinin yandığı Filistin meselesine baktığımızda, geçmişte İspanya'da kurulan Endülüs Emevi Devleti sonrasında yıkıldıktan sonra Osmanlı orada yaşayan Müslümanlarla Yahudileri Türkiye'yi, Anadolu'ya getirdi. Daha sonra bu Yahudiler geldi Osmanlı'ya, dedi ki çöküş döneminde biz sizin borçlarınızı ödeyelim, ancak bize o gün Osmanlı topraklarında olan, bugün İsrail ve Filistin'in bulunduğu topraklar, oradan bize toprak satın dedi. Ancak Osmanlı bunu kabul etmedi. Arkasından Filistinliler İsraillerle işbirliği yapıp Osmanlı'ya karşı ayaklandı. Osmanlı'yı o bölgeden çıkarttı. Daha sonra o bölge İngiltere himayesine geçti. Aynı Yahudiler İngiltere'ye gitti, aynı teklifi yaptı ve oradan toprak aldılar. Bugün o topraklar tamamen Gazze şeridi hariç İsrail egemenliğine geçmiş durumda. Yarın bizim çocuklarımızı, torunlarımızı Anadolu'yu yeniden fethetmek zorunda bırakmamamız lazım. Şimdi başka önemli bir konu da, maalesef ülkemizde milli bayramlarımız itibarsız hale gelmiş durumda. İtibarsızlaştırma politikası izleniyor. Bunun ana kaynaklarından bir tanesi de valilerimizin bu milli bayramlara keyfiyetiyle katılımı söz konusudur. Ancak bir ilde devletin temsilcisi validir, ilçede ise kaymakamdır. Valinin olmadığı, kaymakamın olmadığı yerde milli bayram kutlanmaz. Dolayısıyla valilerin keyfiyetine son verip tüm milli bayramlara katılıp orada gerekirse çelenk konulması lazım. Ülkemiz maalesef önüne gelene vatandaşlık verdiğimiz için kendi ülkelerinde yolsuzluk, hırsızlık, dolandırıcılık yapanların, kaçakların cenneti haline geldi. Birkaç gün önce Murat Ariel gazetecinin yazdığı, maalesef Hintli adını dahi telaffuz edemediğim, Türk vatandaşlığı verdiğimiz bir kişi Filipinlere gidiyor. Orada bütün dünya basında yankı buluyor. Hırsız Türk buraya giremez diyor. Bu nasıl bir iştir? Önüne gelene vatandaşlık verilir mi? Interpol'un kırmızı bültenle, mavi bültenle aradığı insanlara bu ülkede biz nasıl vatandaşlık veriyoruz? Hiçbir istihbaratınız yok. Yazık, günah değil mi? Türk vatandaşlığı dünyadaki en şerefli vatandaşlıktır. Dolayısıyla Türk vatandaşlığını sizin bu hale getirmeye hiçbir şart altında hakkınız yoktur, olmamalıdır. O yüzden bundan sonraki süreçte vatandaşlık değerli olmalı. Benim vatandaşım Avrupa'ya gitmek için başka ülkelere giderken artık vize alamaz hale geldi. Dolayısıyla bizim için bizim kırmızı çizgilerimiz bu ülkenin birlik beraberliğidir. Bu ülkenin
bölünmez bütünlüğüdür. O yüzden de biz İçişleri Bakanlığı bütçesinde güvenlik ve savunma ile ilgili konularda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bütçesine, Jandarma Genel Komutanlığı'nın bütçesine, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bütçesine evet oyu vereceğiz. Ancak İçişleri Bakanlığı bütçesine hayır oyu vereceğiz. Bütün genel kurulu saygıyla selamlıyorum.